AKP ve MHP'nin hazırladığı infaz kanunu teklifinin 30 maddesi iki partinin oylarıyla hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edildi. Teklifle ilgili CHP ve HDP'nin verdiği 100'e yakın değişiklik önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi. Mecliste yaptığı konuşmada infaz düzenlemesini eleştiren HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bu ayrımcı yasayı getirdiniz, yarın öbür gün düşüncenizden AK Partiler olarak yargılanacaksınız ve ayrımcı yasadan dolayı terörist muamelesi göreceksiniz" sözlerini kullandı. "Bu ayrımcı yasayı getirdiniz ya, yarın öbür gün düşüncenizden dolayı AK Partililer olarak yargılanacaksınız büyük ihtimal ve bu ayrımcı yasadan dolayı terörist muamelesi göreceksiniz. O zaman dönüp bana yine diyeceksiniz ki çok haklıymışsın be Ömer Bey, çok haklıymışsın be HDP." Aynen bunları diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın biz size hatırlatmaları yapıyoruz ama kalpleriniz katılaşmış, anlamıyor. Size diyorum son olarak, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bir bankaya para yatırmayı, dershanede eğitim görmeyi terör suçu saymak büyük bir yanlıştır diyen Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da "Adalet iğne ucu kadar dahi olsa kul hakkına girmekten imtina etmektir" sözleriyle iktidar partisini uyardı. Olağan süreçte BDDK'nın denetim ve gözetimi altındaki bir bankaya para yatırmayı terör suçu saymak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca faaliyetine izin verilen bir dershane ya da okulda eğitim görmek ya da bu kurumlarda çalışmış olmayı terör suçu saymak elbette ki büyük bir yanlıştır. Aynı şekilde tatbikat adı altında otobüslere bindirilen ve hain darbe kalkışmasına dair en ufak bir malumatı dahi söz konusu olmayan askeri öğrencilerimizin müebbet hapis cezasına çarptırılması elbette ki büyük bir haksızlıktır.